Devam edelim efendim. Çocuk enfeksiyon uzmanı Doktor Ayşe Tekin Yılmaz, okulların açılması nedeniyle yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı alınabilecek önlemler hakkında konuştu. Pandemi nedeniyle uzun zamandır çevrimiçi eğitim veren okullar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıkladığı kararla birlikte 6 Eylül'de yüz yüze eğitime geçiyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu uzman doktor Ayşe Tekin Yılmaz, ebeveynlerin yüz yüze eğitim sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini aktardı. Çocukların enfeksiyon hastalıklarından bazı önlemlerle korunabileceğini belirten Yılmaz, aşı çağrısında bulundu. Bence öncelikle bütün erişkinlerin aşılanması gerekiyor. Aşı bizim için çok önemli. Çünkü hani biz bunun dışında şu anda etkin bir şekilde bu pandemiyi kontrol edebilecek başka bir yolumuz yokmuş gibi görünüyor. Bunun dışında aşı olmayacak çocuklar için de pandeminin başından beri tekrar ettiğimiz maske ve mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Aslında şöyle ki biz pandeminin başlangıcıyla birlikte maske ve mesafeye uyulmasıyla birlikte aslında özellikle sonbahar kış aylarında okulun açılmasıyla birlikte çok yoğun olarak gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonları, işte nezle, grip gibi enfeksiyonları çok çok az görür olduk. Aslında bu da bulaşıcı hastalıklardan korunmakta maskenin, mesafenin işte ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Yine çocuklar için maksimum yapabileceğimiz şekilde bu önlemlerin alınması, bunları dikkat edilmesi ama bunu yaparken de çocukları strese sokmadan bunları çocuklara hatırlatılması önemli. Çünkü çocuklar da çok yoğun bir izolasyon döneminden çıkmış olacaklar. Bunu ama bunun dışında da en önemlisi aşı yaşı gelmiş olan çocukların aşılanması ve erişkinlerin mutlaka aşılanması. Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz.